Evet efendim, haftanın ilk günü, ilk yayın günü. Dediğimiz gibi bugün daha çok alimin, cahilin nasıl alimleri boğdurduğunu konuşuyoruz. Ama yani haftaya inanılmaz dinamik başladım. Çünkü ya bana ne şeref böyle İzmir'in en popüler insanı bugün bizim yayınımızda sevgili Bucalı. Buca için hala Bucalı, hep Bucalı. Sevgili Suat Nezir, İyi Parti Buca Belediye Başkan Adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli kardeşim. Hoş bulduk. Seninle bizim mübadele evinin karşısındaki evet. Dükkanda içtiğimiz sohbetlerimizi, çaylarımızı hatırlıyorum. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya öncelikle Buca'yı çok konuşacağız da. Çünkü sen birdenbire dinamizm, hareket getirdin İzmir siyasetine de. Yani şu öyküyü bir dinleyelim senden. Nasıl karar verdin? Ben Bucalıların da bu konuda seninle ilgili güzel operasyonel çalıştığını biliyorum ama sen bir anlat bu öyküyü kısaca, sonra biraz Buca'yı konuşalım. Siz aday olduktan sonra, çünkü diğer adaylar da konuşmaya başladı. Ne güzel, eğer arkadaşlarımızı rekabet ortamını biraz da yükseltebiliyorsak Bucalı açısından tabii sevindirici ki. Bir durum. Tabii ki. Ya, tabii şimdi sonuçta 2008 yılında ben başladım siyasete. Aslında başlamamın iki sebebi vardı. Bir, insan kahvede, ofiste, evde oturur, bir şeyleri izler ve akabinde kızar, söylenir, bir şeyler küfreder, neyse artık neye kızıyorsa. Ama onun için ne yaptığını da bilmez. Sonra düşündüm, dedim ki ya yani hani kızıyorum, eleştiriyorum ama yani bir şeyin değişmesi için ne yapıyorum? Yani ne yaptım ben? Hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum, oturduğum yerden sadece eleştirel konuşma yapıyorum. Başka da yapacağım bir şey yok diye düşünürken o kafamda böyle bir algı oluşturdu. Sonra ilerleyen zamanlarda çok güzel bir sözle karşı karşıya kaldım. Tabii ki o sözü biliyorduk ama hani o algımı o noktaya getirmemişti. Bir ülkede namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkeye kurtuluş yoktur diye İsmet Paşa'ya da rahmet okuyordum. Çok güzel bir sözü tabii, vardı ve bizim tabii. O zaman benim kafama bir şeyler dank etti. Yani benim dedim bir şeyler yapmam lazım. Yaşadığım kentle ilgili sokağımı süpürmem lazım. Bir şey yapmam lazım diye. Dolayısıyla o döneme yakın bir zamanda da yerel seçimler başladı. Ailemiz geniş bir aile olduğu sebebiyle dedik ki biz de bu ilçenin gelişimine katkı koyalım. Belli donanımımız var. Dolayısıyla siyasete girdik. Belediye başkanlığı görevlerimiz oldu. Meclis üyeliği görevlerimiz oldu. İmar komisyonunda görev aldım. 2 dönem başkanlık yaptım. Kapım hep açıktı. Vatandaşla hiçbir zaman hangi siyasi partiye mensupsun diye bakmadan hizmet etmeye gayret gösterdik. Tabi bu bizi aldı. Belli seviyeden sonra belediye başkan adaylığı noktasına kadar aday adayı olmak kararımızı verdik ve aday olduk. Çok da güzel, çok da onurlu bir görevdi. Ve tabi malumunuz talihsizlikler yaşadık. Ve o konuda sadece yaptığımız şey de kendi hakkımızı savunmayla yönelikti. Ve bildiği şeyden sonra çekildik. Sandalyemizi aldık, kenarı koyduk ve 5 yıl bekledik. 5 yıl sonunda da baktık ki bu şey devam ediyor. Bu talepler devam ediyor. İnsanlar evet senin siyaseti bırakmaman gerekiyor. Geride durmaman gerekiyor. Aynı şekilde, aynı kararlılıkta devam diye insanlar ve sokağa çıktık. Baktık ki hakikaten geçmiş dönemden daha büyük arzuyla böyle bir talep var. Bir daha devam ettik. Aday adayı olduk. Sokağa daha yoğun bir şekilde başvurduk ve güzel de gidiyordu. Her şey mükemmel gidiyordu. Hatta yapılan anketler var bizim kulağımıza gelen. Adımızda çok güzel, çok sevindirici, gurur verici. Yani herkese nasip olmayan bir şey. Sonuçta sadece halk hareketiyle, halka kendini anlatarak halkın seni bir yerlere getirmesi ve seni bir yerlerde görmek istemesi çok gurur verici bir şey. Evet. Biz de bu sebeple Buca için, Buca sevdamız adına, yani bu kenti güzel şeyler yapma düşüncesiyle çıktık. Ve son ana kadar geldik ve maalesef aynı senaryo tekrar başımıza geldi. Tabii gelince artık yani hepimizin bir gururu, bir onuru var. Ve biz burada artık yani geri adım atmak bazen insanlar için doğru şey olsa da bazen de şartlar sizi geri durmaya müsaade etmiyor. İlla ki senin artık o saatten sonra ne olursan ol, hani sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa, çok güzel şair söylemiş. Tabii bu güzel bir örnek ama
Bizim burada tabii ki yarma falan diye bir şey söz konusu değil. Sadece hizmet etme konusuyla alakalı bir mücadele başlıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani bu hakkı da teslim etmek lazım. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Buca'nın yerelleşmesinde o mübadele, göçler ve burada da sizin aileniz yıllardır Buca'da, Nezir ailesi hep Buca'ya katkı koymuş. Siyasette de, ticarette de hep böyle yönlendirmiş bir aile. Ve biraz önce siz de söylediniz, yani belediyeyi siz mi istiyorsunuz yoksa belediye mi sizi istiyor? O biraz farklı çünkü sizin yolculuğunuz, siz 2008 diyorsunuz ama ben sanmıyorum. Sizin büyüdüğünüz evlerde neler konuşuluyordur tabii, yani. Kesinlikle. Aktif siyaset. Aktif siyaset tabii, değil mi? Yoksa biz siyasetin içerisinde yorulduk. Yani büyüklerimizin hep siyasi konuşmaları, koşturması, o kent için yani bir şey yapmamız gerektiği düşüncesi, hep bunları dinleyerek büyüdük biz. Doğru. Peki bir şey soracağım. Siz adaylığınız netleştiğinde hemen bazı karşı açıklamalar yapıldı. Hatta ben ya iyi oldu dediğimde bana da tepkiler gelmişti. O şeyde hani istifaydı, yok istifa etmedi, yok istifa etti, yok bilmem ne lafları çıktı. Yani siz yani bu kadar yıldır bu işin içinde burada tedbirinizi aldınız değil mi? Yani? Tabii ki ya. Şimdi siyaset yapıyoruz ve ne istediğimizi biliyoruz. Bu ne istediğimizi bilirken de yasal gerekçelerin de ne olduğunu bilmek zorundayız. Tabii ki. Ya ben istiyorum böyle olacak diye değil. Bu işin yasal prosedürleri var ve bununla alakalı yapılması gereken bir şey vardı. Benim aday adaylığı dosyamı Yüksek Seçim Kurulu'na partiler vermeden geri çekmiş olmam gerekiyordu. Ve dolayısıyla biz dosyamızı geri çektik. Geri çektiniz. Ve bununla ilgili gerekli imzalar, sayı numaraları falan bu evrak tabii ki elimizde. Dolayısıyla bizim yasal anlamda aday olma konusuyla ilgili hiçbir problemimiz yok. Ya ben buna inanıyorum da. Yani sizin ortaya aday olarak çıkmanız bir takım refleksleri de canlandırdı. Yani şu anda bir Suat Nezir marka bir aday var. İyi Parti var. Şimdi CHP'nin yani CHP kurtulamadı. Ya şu keklik lafından hiç hoşlanmıyorum ama onun adayı var. İşte AK Parti'nin de Bucalı güçlü bir adayı var. Ve bilmiyorum ama İzmir'de herhalde en renkli, en böyle sinir stres seçim Buca'da olacak. Peki sizin Buca'ya ilişkin, bu Buca siyasetine ilişkin, mesela dün Adnan Öztekin'e Cemil Şevoy da destek verdi. Ben Adnan Bey'i de tanırım. Onu da aslında isterim buraya gelsin. Burada Buca'yı bilenlerle bilmeyenler, yaşayanlarla hissetmeyenlerin bir seçimi olacak gibi geliyor bana. Tabii şimdi Buca'yı, yani Buca değil aslında İzmir'in neresinde olursanız olun, yaşadığınız kenti tanımanız gerekiyor. O kenti yaşamanız gerekiyor, havasını solumanız gerekiyor, orada ağlamanız, orada gülmeniz gerekiyor ki oradaki demografik yapıyı da çok iyi çözmeniz gerekiyor. Doğru projeler sunabilirsiniz. Yoksa yani bilmediğiniz bir kentle, yani ben şeye karşıyım açıkça söyleyeyim, yani bir yere aday olmuş, ondan sonra orada olmadı, al bir tarafa öbür ilçe. Ya böyle bir şey, ben bunu kabul etmiyorum, doğru da bulmuyorum açıkçası. Yani şimdi o kişiye de haksızlık, o kenti yaşayanlara da haksızlık. Biz vallahi yaşayanlara daha büyük haksızlık. Tabii yani sonuçta... Belediye meclis üyelerinde de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Aynı şeyi düşünüyorum. Ben çünkü uzun süredir belediye meclis üyelerinin gerçek bir varlık gösteremediğinden hep şikayet ederim. Şu olabilir mi belediye lütfen meclis üyelerinde? Şunu hani belli bir kısımda olabilir. Çok donanımlıdır. Hani bir üretkenliği vardır. Hani onu böyle sayısı vardı. Bir tane bilemediniz iki bilgisine tane. Bilgisine ihtiyaç duyulandı. Yani ihtiyacı vardı. Tabii o anlamda alırsın. Yani mecliste lazımdır sana. Onu anlayabilirsin. Çünkü orada Buca için konuşuyorum bunu. 45 tane meclis üyesi olacak bu dönem. Dolayısıyla 45 tane meclis üyesinin içerisinden bir tane hani o Buca'ya katkı koyabileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa onu koyabilirsin. Ya da iki tane neyse. Ama bunun sayısı belli çünkü orada yaşayan diğer arkadaşlara da haksızlık yapılmaması gerekiyor. Ama bu dediğiniz çok doğru. Eskiden de genel başkanlar rica ederdi. Mesela milletvekili listelerine de kontenjan dediğimiz şeyler vardı. Böyle özel isimler konulurdu. Böyle ortalara, dördüncü sıraya, beşinci evet sıraya gibi. Bu dediğinize katılıyorum. Peki şimdi belediye meclis üyeliği yaptınız. Mevzuatı da biliyorsunuz. Ama ben biraz önce söyledim, 2024-29 Türkiye'nin en sıkıntılı dönemeçlerinden biri olacak. Evet. Onun için zaten ben artık bıraktığım şeyi kendi kentinizden olmayanı seçmeyin diye avaz avaz bağırıyorum.
Buca'yı ne bekliyor? Ne hissediyorsunuz bu dönemde? Çünkü sıkıntılar çok. Konuştuğumuz, konuşmadığımız sıkıntı çok. Ya bir kere şöyle, yani bizim çıkmamız, biraz önce siz de ifade ettiğiniz güzel bir şey. Eğer bir hareketi getiriyorsa, rekabeti üst seviyelere taşıyabiliyorsa ne mutlu bize. Hı hı. Yani insanı, rahatlık insanı tembelleştirir. Ama sıkıntı insanı diri tutar. Tabii, dolayısıyla tabii. İyi bir rakip insanı da iyi tutmasını, yani kendisini iyi tutmasını gerektirir. Ve dolayısıyla bu kente yansır. Siyasetçici konuşuyorum. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız var. Her siyasi partinin hemen hemen aday çıkartıyor. Burada her arkadaş kendisini geliştirmek ve söylemlerini ona göre geliştirmek durumunda, anlatmak durumunda ki Buca için güzel şeyler yapsın. Ve belki projeleri biraz daha büyütmekle alakalı düşünme içerisinde de gireceklerdir diye düşünüyorum. Daha fazla insana değecekler. Dolayısıyla değdikten sonra da daha çok şeyler duyacaklardır Buca'nın sorunları açısından. O anlamda biz de bu dinamizme bir katkı koyduysak bizim için çok değerli, doğru. Çok mutlu. Doğru ama yani size bir örnekleme yapmak isterim. Yani bu büyükşehirin Buca metrosu filan tamamlandığında ben Buca'ya da bir farklı göç dalgası açıkçası bekliyorum. Yani evet. Şeyde ya da ceza ve alanı ile alakalı hala kafalarda sorular var. Ya da sizin o her Buca adayı adayına ben sordum burada. İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinin o düzensizliği, geri bırakılmışlığı ismiyle müsemma gelmiyor bana falan diye. Bravo, çok güzel. Burada sizin ben şurada hemen kolları sıvıyorum diyeceğiniz ne olacak gerçekten? Ya şimdi şöyle bir şey var. Önce bazı mahallelerimiz ister istemez geri kaldı. Özellikle çok. Söylediğiniz Mustafa Kemal Mahallesi, yani Atatürk'ün isminin olduğu ama daha gecekonduların olduğu bir mahalle, yani yakışmıyor ismi. Hakikaten yakışmıyor. Evet. En dikkat edilmesi gereken mahallelerin bir tanesi. O insanların beklentileri de duyulmuyor Suat Bey. Duyulmuyor çünkü yani. Neden artık vazgeçmişler. Yani sesini çoğaltmış artık gerekçeler ne olursa olsun. Dolayısıyla bir hizmet eksikliği var o bölgelerde. Öncelikle hızlı bir şekilde en acil, yani noktasal sorunlarla ilgili o bölgenin ihtiyaçlarına değinmek lazım. Sonra hani kısa ve orta uzun vadede. Şimdi Avrupa'ya gittiğinizde, biz Avrupa'nın belli şehirlerine gittiğimde şöyle gördüm. Yani oradaki belediye başkanlarına, belediye meclisliği yaptığımız dönemlerde gittik. Oradaki belediye başkanlarıyla görüştük, briefing aldık. Hep Avrupalı kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmış şehirli için. Dolayısıyla kim gelirse gelsin bu sistemden kopmuyor. Evet. Kim gelirse gelsin. Ekstra bir şey koyabiliyor yanlarına. Ama ana omurga belli. Bizim en başta buna ihtiyacımız var. Bir felsefe. Bizim kimliğimiz yok. Bu kentin kimliği yok. Dolayısıyla. Harikasınız. İlk defa böyle bir şey duydum işte. Yani gerçekten ben ilan ediyorum. Yani harikasınız. Şu ilçe kimliğiyle alakalı ilk defa bir adaydan şey duydum. Nasıl oluşturacaksınız onu? Ya şimdi bizim bakın Buca'nın dinamikleri çok fazla. Bir, üniversite kenti 190 bin öğrencimiz var. Bu bir kimlik yaratmak için mükemmel bir şey. Eskişehir örneği var. Doğru. Şahane. Doğru. Ondan sonra bizim bardacık, üzüm dünyaca ünlü ve bu tarımla ilgili sadece Buca'ya tren yolu yapılmış. Bunun için sadece. Sonra zaman içerisinde işçi taşımaya yönelik değiştirilmiş. 3. Mükemmel Levanten köşklerimiz var, bölgemiz var, yanık kahveler. Yani turizm açısından ön plana çıkartabileceğimiz bir pozisyonumuz var. Yani bunları bizim alıp da çok güzel hani işleyerek, bu işin de uzmanları var. Ben her şeyi bilecek diye bir kaydı yok. Türkiye'de tanıtımı çok iyi yapan ajanslar ve arkadaşlar var. Çağıracağız bunları. Nasıl bir marka şehir yaratabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Nasıl bir kimlik oluşturabiliriz Buca'ya? Hep beraber bunu teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirerek doğru bir kimlik kazandıracağız önce Buca'ya. O kimliği de anlatacağız. Bakın şeye gittiğimde ben Hollanda'ya bir yere gittik. Bir belediye başkanı bize örnekler verdi. Belediyeye girdiğimde hiç kimse yoktu belediye. Dedim ki hafta sonu mu bugün? Hayır dediler, hafta içi. İnsanlar nerede? İnsanlar yok. Bizim insanlarımız burada belediyeye gelmezler. İnternet ortamında gerekli bilgileri verirler. Biz altyapı, üst yapı, şehirleşme, tüm sorunlarımızı çözdük. Bizim şu anda yapacağımız tek şeyimiz var dedi. Nedir o? Dünyaya kentimizi tanıtmak için mücadele ediyoruz. Ya bir nevi turizme. Her şey bitti diyor. Sadece dünya. Şimdi bizim tabii ki yapabileceğimiz çok fazla şey var. Buca'nın çok fazla eksiği var. Ama bununla birlikte kimlik de yaratmamız gerekiyor. Yani
hepsini ufak ufak küçük parçalarla hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde, inançlı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Ki bu kentli yaşamların yüzü gülmeye başlasın. Doğru. Çok da zengin aslında. Yani artık otantik olan bir yaylacık ruhu var orada. Yani müthiş, evet, bir mükemmel. Ya da Kızılçulu var, onu soracağım size. Şirinyer Bucu arasındaki rekabette sizler de duruyorsunuz diye. Şey gibi, aynı Göztepe Karşıyaka gibi. Buca'da da çok sevimli, çok sempatik bir, biz Bucalı değiliz, Şirinyerliyiz diyenler var. Evet, aynı gerçekten. Değil mi, değil mi? İzmir'de yani gibi. Aslında cıvıl cıvıl bir kültürel yapı var. Ama açık söyleyeyim, ben bugün Bayraklı'da oturuyorum yani şeyde. Ben köken Eşref, hiç kimsenin aklında, ya bu hafta sonu şöyle bir Menderes Caddesi'ne gidelim, yok. Yok tabii. Aynen, bravo. Değil mi? Bravo. Gölet, orada da trafik canımızı okuyor. Bir dönem Gölet vardı. Müthiş, müthiş. Evet. Ama şu anda da dehşet bir trafik var. Evet. Mesela siz o şeyle, yani sizin hayaliniz, ilk duyduğunuz andan itibaren o cezaevi alanı ne olsun mesela geçiyor kafanızda? Ben hala anlamadım ne yapılacağını. Cezaevi yıkıldı, kepçeler oraya gitti, konuşuldu ya. İlk aklıma gelen Amerika'daki Central Park oldu. Hmm. Yani tabii ki o devasa bir alan ama yani sonuçta o bölgede baktığınızda yeşil alan yok. Yani sokaklar, arada küçük küçük böyle ağaçlar falan. O alan, o bölgenin Central Park'ı tarzında kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. O bölgede yapılaşmanın olmasını doğru bulmuyorum. Zaten çok eski binalar da var orada. Ben onu da soracağım doğru size. Doğru bulmuyorum. Yani şimdi o bölgede bir deprem olduğunda deprem toplanma alanları ihtiyacı var. İnsanın nefes alacak, çocuklarını gezdirecek, orada spor yapabilecek. Yani mükemmel bir alan orası. Çok üstüne düşün. Proje yap. Düşün proje yap. Öyle bir bölge. Kıymetli. Ama tabii yani yer çok kıymetli, çok değerli olduğu için insanların, hani bazı insanların gözlerini orada dolar işareti tak diye çıkmaya başlıyor. Doğru, doğru. Bu da doğru değil. Yani bir insan mutlu olması için çok zengin olması gerekmiyor. Mutlu olması için önce güzel nefes alması gerekiyor. İçtiği suyu tadını alması gerekiyor. Yanındaki arkadaşla sohbet ettiği zaman o arkadaştan haz alması gerekiyor, mutlu olması gerekiyor. Bir insanın mutlu, yani mutluluğu sadece para getirmiyor mutlu. Dolayısıyla bu canı yaşayan insanların mutlu olmaya ihtiyacı var. Ya neden biz oraya illaki beton yapalım, betonlaştıralım? Doğru. Mutlu edelim insanları. İnsanlar gülsün, insanlar orada toplanma alanı olsun. Çünkü gençler orada toplansın, sevgilileriyle orada buluşsun. Orada öyle bir projeler yapılsın ki, İşte oradan hadi gidelim Buca'nın meydanına desinler. İşte o zaman sizin söylediğiniz Menderes Caddesi'ne gidelim değil. Hadi eski cezaevi alanına, artık o zaman ismi ne olursa, ne konursa, oraya gidelim. Orada aktivite alanları oluşturulsun orada. İnsanlar sürekli yaşayan bir alan olsun. Gerekirse 24 saat yaşasın orası. Doğru. Merkezi olsun, kalbi olsun. Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bunun ihtiyacı var. Balçova'ya, Karşıyaka'ya, Bornova'ya gitmesin. Orada kalsınlar. Gitmesin. Öyle bir proje yapılsın ki illaki betonun içerisinde, hani şöyle bir şey var. Alışveriş merkezine gidelim. Şimdi gençliğin kafasında alışveriş merkezine gidelim, sosyalleşelim. Ya artık bu kalıptan çıkartalım. Doğru. Yeni bir kalıp oluşturalım. Ya gidelim orada açık alanda sosyalleşelim. Ama öyle bir alan oluşturalım ki orada. Çocuk orada her şeyi bulsun genç. Ama yıllarca siz de çok iyi biliyorsunuz. Buca'da birileri tartıştı durdu. Buca'da niye AVM yok? Ya şart mı? Olması gerekir bence mi? Bence şart değil. Bence şart yani değil. Yani mesela Forbes Caddeniz vardı sizin. Orası böyle ilk yapıldığında hatırlıyorum cıvıl cıvıl değil. Evet. Şeyde. Birden trafiğe kapandı. İnsanlar sakinleşmek için. Ya da Buca'nın bilmeyen bir Şirinyer alanı var. Pazar yeri alanı var. Arkadaş kaç tane belediye başkanı uğraştı. Orada hala bir varlık hissedilmiyor. Dün oradaydım. Ama mesela yani insanlar da bıktı artık, soru sormuyorlar. Sizin var mı bu kadar deneyim, belediye deneyiminden sonra şu Şirinyer pazar yerini ben bu sefer hallederim diye? Şimdi bakın, orası bir kanayan yara. Dün orada pazar yani ziyareti yaptım. Orada olması gereken tek şey var, ben size söyleyeyim. Şimdi bakın, bir insan bir proje yapar. Tamam, belediyenin tek başına, ilçe belediyesinin tek başına yapacağı bir şey değil. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket etmek durumundasınız orada. Ama hani ben gittim sevgili başkanım, işte oraya şöyle 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 yapalım, işte konuştuk ettik bitti, değil mi? Döndük geri. Orada kalmaması gerekiyor. Yani bu iş, hani şöyle düşünün, ufakken, yani daha doğrusu gençken, 18 yaşından sonra bir genç babasından arabayı ister ya.
bazı genç vardır mesela, ister babasının arabayı, babası vermiyorum der, tamam döner, gider. Bazıları da var, baba hadi ver, hadi ver, ya işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, ikna eder babasını. Şimdi bu da böyle bir şey. İkna etmek lazım, anlatmak lazım. O kentin kaderini değiştireceğine inandırmak lazım. Ve bu projenin ona da çok büyük katkı sağlayacağını anlatmak lazım ve bunu onun benliğinde hissettirmek lazım. Dolayısıyla bu ne kadar istediğinle alakalı ve istediğini ne kadar aktarabildiğinle alakalı. Ben mesela açıkçası bir şeyi çok istiyorsam onu karşımdakine aktarırım. Aktarmak için her şeyi yaparım. Her yol denerim. O kararlılığım var çünkü. O kararlılık bir insanda ne kadar varsa başarı o kadar arkasından gelir. Geç gelir, öl gelir ama gelir. Muhakkak gelir. Dolayısıyla o bölgede aynı o şeyde olduğu gibi, cezaevi alanında olduğu gibi ama orada biraz daha böyle yapılaşmalı da olabilir orada. Hem gezinti alanı hem yapılaşmalı. Çünkü orada pazar yerinin içerisinde olduğu küçük böyle lokal alışveriş, otopark alışveriş olduğu, otopark ihtiyacının, sportif alanların olduğu daha komplike, daha büyük bir alan. Çünkü orası hakikaten çok büyük bir bölge. Fakat ben geçtiğimiz günlerde çok farklı bir şey duydum. Suat Bey bilmiyorum Buca'da konuşuluyor mu bu konu? O cezaevi alanını belli bir süre rezerv alanı ilan edip oraya geçici konutlarla çevredeki kentsel dönüşümü hızlandırmak gibi bir doğru şey duydum ama bilmiyorum sizin hiç kulağınıza geldi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bakın çok eski dönemlerde insanoğlu o kadar büyük ovalar varken ve nüfusun az olduğu zamanlarda gitmişler tepelere yapılaşmayı yapmışlar. Ovaları hiçbir zaman yapılaşmayı açmamışlar. Ya o dönem insanlar, şimdi düşünüyorsunuz, o dönem insanlar akıllı değil miydi? O kadar nüfus azken, o kadar büyük alanlar varken gidip de ovalarda yapılaşma yapmadı. Vallahi o insanların ne kadar akıllı olduğunu biz 2020 depreminde Bayraklı'da yaşadık. Bravo. Yaşadık. İşte dolayısıyla rezerv alan dediğimiz alanlarda ben daha böyle tepede tarıma uygun olmayan, daha zemini sağlam ve daha mantıklı olduğunu düşündüğüm bölgelerde, Buca'nın da buna benzer çok fazla yeri var açıkçası. Var. Oraları yapın rezerv alan. Hem şehire de yakın, hem biraz şehri de rahatlatmış olursunuz. Peki. O alan ne kadar bir alan ki rezerv alan oluşturabileceğiniz? Doğru. Peki siz yani uzun süre aktif siyasetin belediye kısmında görev yaptınız. Belediye meclis üyeliğiniz var, başkan yardımcılığınız var. Ya ben bir şeyi gerçekten merak ediyorum. Ben bunu ben çok severim kendisini. Sevgili Yüksel Çakmur'a da sormuştum. Işılay, rahmetli Işılay Saygın'a da sormuştum. Ya Buca'daki belediye başkanları yani bu kadar mükemmel ve avantajı farklı bir ilçeyi, biraz önce dediniz ya, dünya Hollanda'ya gittim, insanlar ne yapıyor, neyi amaçlıyor? Ya hipodrom var, acayip bir Levanten geçmişi, çok kültürlü geçmiş var. Yani Grek kültürüne çok büyük isimler yetiştirmiş. Şu anda Barış Manço sokağı oldu galiba o eğitim fakültesi. Oradaki eski Rum mahallesi var. Hala bazı evlerin üstündeki yapılış tarihleri bile mesaj veriyor. İşte gölet var. Kızılçullu başlı başına bir tarih zaten. Aynen öyle. Ama bir türlü yapamamış. Acaba diyorum, yani bunu söylerken sakın kimseye de ben, herkes emek vermiştir, kimseyi de zem etmek istemem ama hep Buca sanki bir şekilde, ya spor kulübü bir dönem çıktı birinci lige, çıkar çıkmaz aşağı indi. Yani acaba Buca'yı sevmeyen dış minnaklar mı var? Yani Buca'yı bir türlü harekete geçirmiyor. Çünkü harekete geçse bence inanın kimse tutamaz. Avantajı çok fazla çünkü. Burada ne var sıkıntı sizin gördüğünüz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Siz burada program yapıyorsunuz uzun yıllardan bu tarafa. Şimdi sizin yerinize başarılı gidiyorsunuz. Sizin yerinize bir arkadaşı koyduk, ya siz yarını çektik başka arkadaşı. 3 ay sonra başka bir arkadaşı, 5 ay sonra başka bir arkadaşı. Burada bir başarı olabilir mi? Şimdi önce süreklilik ve istikrar gerekiyor. Bunu yapmak için de doğru analiz etmek gerekiyor. Bu kenti iyi dinlemek gerekiyor ve bu kente fayda sağlayacak insanların yönetici kılınması gerekiyor. Partiler eğer ki sokağın sesini dinleyerek yöneticisini belirleseydi, bugün burada her dönem belediye başkanı değişmezdi. Birçok yerde olduğu gibi. Öncelikle doğru bir belediye başkanı sokağa, çünkü bu sokak, emin olun,
bizim halkımız her şeyi çok iyi biliyor. Biliyor. Değerlendirmeyi de biliyor, analizini de çok iyi biliyor. Sokağın bir kere nabzını dinlemek lazım. Sokağın istediği kişiyi o bölgenin yöneticisi yapmak lazım. Arkasından o kişiye de zaten başarı akabine gelecektir. Doğru. Doğru. Sokak onu istediği için sahiplenecek, aidiyet duyacak ve bu tecrübelerle yavaş yavaş başarı getirecek. Şimdi siz her dönem farklı farklı getirirseniz bir proje yapsanız zaten projeyi bitirmeden dönem bitecek. Bu işin temel felsefesinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Eskişehir gibi, Narlıdere gibi bazı şeyler, 3 dönem, 4 dönemin sırrı burada yatıyor işte. Ya zaten o sokağın gücünü doğru. Arkasına, şimdi genel merkezin Aziz gücünü, dönem, genel merkezin gücünü arkasını hisseden insanla sokağın gücünü arkasını hisseden arasındaki çalışma farkı çok bak. Çünkü doğru. Hesap verecek işler belli. Böyle halka hesap verecek. Çünkü yarın sokağa çıktığında o halk ondan hesap sorar. Öbür türlü atamayla geldiğinde genel merkeze hesap soracağı için dolayısıyla bu işte o başarı ya da başarısızlığın temeli bana göre. Doğru. Peki çok özel bir şey sorabilir miyim size? Tabii ki. İyi Parti'den aday olduğunuz günün ertesi günü size Buca sokaklarında büyükleriniz ya Suat ya da küçükleriniz ya Suat abi ne işin var İyi Parti'de falan gibi şeyler söyleyen oldu mu? Şunu samimiyetimle söylüyorum. Lütfen. Gönül rahatlığıyla da söylüyorum. Hiç tereddüt yaşamıyorum. Hiç tepki gelmedi. Çünkü hiç tepki gelmedi. Siz... Herkesin söylediği şey şu. Çünkü biz hep insanlara şunu anlattık. Burada konu illaki benim belediye başkanı olmam konusu değil. Buradaki onu doğru insanın doğru şeyler yapması ve doğru insanın burada belediye başkanı olması. Ben aday olmadan önce açıkça söyleyeyim size. Net bunu ilk defa burada söyleyeyim. Normal bir siyasetçi bunu söylemez ama ben Levent Köstem'e gittim. Dedim ki sevgili başkanım ya senin öyle böyle bir tecrüben var. Bir hani yaşam tecrübesi de var. Ya düşünüyor musunuz? Belediye başkanı düşünüyorsunuz. Çünkü buradaki konu birisinin illa benim belediye başkanı olmam konusu değil. Bu kentin doğru yönetilmesini istiyorum. Benim 3 tane kızım var. Ben 15 seneden beri aktif siyaset yapıyorum. Ben yarın kızımın ya siz siyaset yaptınız baba. Ya nasıl bir Buca bıraktınız bize? Neden böyle bir şey yaptınız? Niye bunlara müdahale etmişsin? Demesini istemiyorum. Ben burada en azından üstüme düşeni en iyi şekilde yapmak istiyorum. Burada doğru bir şekilde Buca'nın yönetilmesi gerekiyor. Hani biz geçen dönem yaşadığımız bazı şeyler var ya. Hani onları tekrar yaşanır mı yaşanmaz mı tereddütlerimiz vardı. Unutuldu mu unutmadı mı işte bir şeyler yaşar mıyız? O yüzden hani acaba doğru bir başka birisiyle çıksak da bu işi o şekilde bertaraf edelim. Doğru bir adayla yapalım. Buradaki konu şu. Bu kentin doğru yönetilmesi. Doğru insanla doğru yönetilmesi. Zaten sokaktan aldığınız o gücü arkanızı hissettirirseniz o başarı kendiliğinden gelecektir. Ama sizin bu doğrunuzun içinde şey de var değil mi? Kentin aidiyetini hisseden insanların da... Ya zaten yani, bu işin ana omurgası... Buca'yı hissetmiyorsa kusura bakmayın. Yani Buca'ya ne, şey mi, kaymakam mı atıyoruz, emniyet müdürü mü atıyoruz yani? Yani bugün İzmir'in pek çok yerindeki isyanın asıl nedeni bu biliyor musunuz? Aynen. Yani Karaburun'un dağları... İnanamazsınız neler söylüyor. Yani örnek veriyorum size. Tahmin edebiliyorum. Ha. Çünkü Buca'nın yani bu sokakları doğru da aynı şeyi kelimesinin söylüyor. İçini de açınca bu aidiyeti de koymak lazım. Ya Buca'nın sokakları da aynı şeyi söylüyor. Bornova'nın da söylüyor. Karabağlar'ın da söylüyor. Herkes sonuçta o kentte yaşamış insanların burada yönetici olmasını istiyor. Doğru. Çok şükür doğru. En azından Buca'da dışarıdan bir arkadaşımız o en azından gelmedi. Yani. Doğru. Efsane belediye başkanlarımız da tarihte dünden bugüne en büyük farkları aidiyet hissetmeleri. Yani İhsan Alyanak'tan tutun, tabii. Efendim Işılay Saygın'dan tutun, Cengiz Bulut'tan tutun, rahmetli Piriştina'dan tutun. Hep aidiyet. Peki ben size bir şey soracağım. Bilmiyorum, yanılabilirim. 1 Nisan sabahı göreceğiz çünkü. Bu kez İzmir'de bir parti çoğunluğu, ikinci parti üçü beşi değil de çok renkli bir Büyükşehir Meclisi olacak gibi geliyor bana. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı X Parti'den, diyelim ki siz de Buca'da İyi Parti'den, işte falanca filanca, bu sıkıntı yaratır mı sizce? Eğer kenti düşünen kişiler seçilirse yaratılmaz. Eğer orada hangi ilçede ya da Büyükşehir'de kim seçilirse seçilsin diyorsunuz ya, eğer o kişiler gerçekten kenti yönetmek için bu göreve talip olduysa ben bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. İşte siyasi ayrımcılık yani o kadar bak, şeyde ya. Kent yani kimliği, şu Hatay konuşması beni ürküttü açık söyleyeyim kent yani. Kent kimliği
ön plana çıkartan yönetici her şeyi halk için yapar. Siyasal konuşmalar, siyasal söylemler zaten sonra geliyor. Siyasetin varoluş sebebi zaten halkın doğru bir şekilde yönetilmesi doğru. açısı değil mi? Doğru. Bakış açısı bu değil mi? Doğru. Dolayısıyla bu benim kendi düşüncem. Ama tabii ki hani gerçeklerle olaylar aynı cereyan etmeyebiliyor birçok konularda. Ben sizin de ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum ve bu doğru. Ama ben umuyorum. Bizim belediye başkanlığı dönemimizde bizim yani kendi adayımız Sayın Ümit Özdağ'la çok etkili ve yetkin, donanımlı bir büyüğümüz. Doğru. Hatta tüm İzmir'in onun CV'sini okumasını istiyorum. Ne kadar kalkınma uzmanı çünkü, ekonomik kalkınma uzmanı. Bu kente çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ama bu dediğimizin tersi örnekler de var. Ya ben hatırlıyorum Burhan Bey'in 94'teki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altında dünya kadar SHP'li vardı. Ve her ay bir yerde oturup bütün AK Partili, SHP'li, işte DYP'li neyse yani değişik partilerin insanları yemek yiyebiliyorlardı. Yani bu belki bir daha gerçekleşir. Ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'yla hiçbir zaman kavga etmem. Kavga etme gibi lüksüm söz konusu değil. Orası benim babamın makamı değil. Babam bana babamdan kalmadı. Orada 550 bin nüfuslu Buca'nın kaderini belirleyecek kişiyim ben. Dolayısıyla orada iki kelimelik kavgayla o insanların kaderinin bir 5 sene daha ötelemesini ben buna razı olmam. Benim öyle bir lüksüm yok. Doğru. Benim sadece ve sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan destek almak ve buradaki projelerle alakalı sonuçta bir hiyerarşi söz konusu. Onunla ilgili iyi uyum içerisinde çalışmaktan başka hiçbir düşüncem yok. Doğru. Peki Buca yani üniversitenin olması hasebiyle inanılmaz genç bir kitleye sahip. Böyle cıvıl cıvıl genç. Bu gençleri bu sene bilmiyorum takip etmişsinizdir. Mutlaka size de gelmiştir. Siz sürekli sokaktasınız. Yani ekonomik durumlarından dolayı üniversite kaydını yaptıramayanlar, ev bulamadığı ya da barınacak yer bulamadığı için memleketine geri dönenler, o kadar dramlar, trajediler işittik ki. Burada ben belediye başkan adaylarına hep ortak bazı sorular soruyorum. Acaba yerel yönetimler, örneğin ilçe belediyeleri, tabii büyükşehirin olanakları farklı ama ilçe belediyeleri de kendi ilçelerinde eğer üniversite ağırlığı varsa acaba bu gençlerle ilgili de bazı tasarrufları olabilir mi? Hayata geçirebilir mi? Mesela Buca'da galiba bu sene bazı özel yurtlar da kapanmış ekonomik sıkıntılardan dolayı. Yani aynen. Bir de böyle ihtiyaç var ama adam götüremiyor. Sizin bakışınız ne? Bu sosyal hayata yani belediye sadece çöptü, temizlikti, ulaşımdı değildi. Yani bu sosyal hayat da önemli bence. Kesinlikle. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapmak lazım. Buraya gelen, özellikle Buca'cı konuşuyorum. Buca'ya gelen öğrencinin kendisini yabancı hissetmemesi gerekiyor. Onu yapacak kişi de belediye başkanı, belediyedir. Orada yapacağı projelerle o işin içerisinde hatta birçok konuyla alakalı öğrencileri de o yönetime bir türlü dahil etmesi gerekir. Oluşturacağı bir birimle üniversite, çünkü nasıl bir Buca hayal ediyorsunuz diye. Çünkü üniversite öğrencisi çok enteresan fikirleri olan insanlar. Oturuyorsunuz, ben mesela benim oturduğum bölgede üniversite öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı bölge. Oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, enteresan fikirleri var. Mükemmel fikirleri var. Ama öncelikle bu arkadaşların geldiğinde Buca'yı sevmelerini sağlamak lazım. Ya maalesef yani Buca'da şu anda onların böyle hitap edebilecek çok fazla projeleri yok Buca'da. Doğru söylüyorsunuz. Onların fikirlerini alarak o projeleri gerçekleştirmek lazım. Mesela onların barınma sorunlarını çözecek projeler yapmak lazım. Bu çok önemli. Onların mesela ekonomik seviyesi çok düşük olan ve ekonomik seviyesi çok iyi olan öğrenciler Buca'da var. İki kutup da var. Ve burada mesela onların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği daha hesaplı fırsatlar sunmamız gerekiyor. Yani küçük maliyetlerle ama onları da mutlu eden, işte bak burada bir kent var ve size sahip çıkıyor. O burada abilik yapıyor size hissettirmek lazım. Doğru. Ben yalnız tabii sizin şimdi söyledikleriniz içinden bazı noktaları böyle kafama kazıdım. Biraz şeye girelim. Biraz nostaljik canlandırma. O Hollanda'da sizin aldığınız mesaj müthiş bir mesaj. Yani bu aslında İzmir'in yeni yaşam kaynağı da olabilir.
Örnek veriyorum tamamen. Benim merakım var çünkü. Ya Buca'nın tarihi Kasaplar Meydanı var. Adı üzerinde. Yani kasaplar, bir zamanlar insanlar değişik et ihtiyaçları için Buca'ya giderlerdi. Feka minibüslerle. Benim babam da giderdi yani şeyde. Fakat şu anda her yer market olunca, mesela Buca'nın kasaplarla anılan bir yanı biraz böyle geriye gitti. Bunları böyle canlandırma böyle geliyor mu? Sizin çocukluğunuz çünkü oralarda geçti. Ben biliyorum yani. Mesela kasaplar bölge, o kasaplar meydanında bölgesinde o mavi şehir dediğimiz, eskiden aslında hani Karşıyaka mavi şehir gibi düşünülerek projelendirmiş bir alan var. Hani bizim ofisin olduğu şu anda çok kötü mezbellik şeklinde duran bir alan orası. Orası planlarda, koruma planında özel proje alanı diye geçer. Mesela orasını çok doğru bir projeyle hem yeniden yıkıp inşa etmeye yönelik bir yani önce olmak lazım. Belediye başkanı önce olmasın, yoksa düzelmez orası. Doğru. Hem oradaki kötü görüntüyü, hem kentsel sit alanı içerisinde kaldığı sebebiyle o dokuya uygun bir mimari ve o ismi yaşatan Kasaplar Sokağı'nı, o kasaplara da oluşturabileceğiniz güzel dükkanlarla mükemmel bir hal alabilir. Çünkü orada Kasaplar Meydanı'yla o alanı komplike bir birleştirerek oluşturacağınız proje oraya dehşet derecede katkı koyacaktır ve insanların buluşma noktası işte şeylerden bir tanesi bu. İşte cezaevin orası bir, burası iki. Çevik bir meydanın olduğu alan da, o Çevik bir meydanın da futbol sahası arasındaki o alanın da birleştirilerek mükemmel aslında. Hani İzmir'de, bakın iddialı konuşuyorum. Başı başına şirin yer. İzmir'de olmayan kadar meydana sahip olabilecek potansiyeli var. Doğru. Buca'nın. Bakın İzmir'in neresine giderseniz gidin, o Buca'daki o potansiyel gibi, meydan potansiyeli gibi potansiyel yok hiçbir yerde. Vallahi ben bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Yani sonuçta 2024 Mart'ında seçim, 31 Mart'ında 2029'a kadar gidecek bir süreç. Ama Buca özelinde yani tarihi bir anda yaşanacak, metro çalışacak. Mükemmel. O metro beklentileri belki daha fazla, daha yükseltecek. Yani o yüzden bu dönem seçilecek belediye başkanlığı bence uyuyacak zamanının olmaması lazım. İnşallah. Yani o dediğiniz projeler çok önemli. Yani bazıları da, açık söyleyeyim Suat Bey, çocukluk anılarını yeniden yaşamak için. Yani Bucalı sadece Buca'da yaşamıyor. Yani bugün İzmir'in her tarafını, hatta İstanbul'da eski Bucalılar var. Hatta yani 80'ler dizisinde kahveci Mesut'un sürekli Buca vurgusunu hatırlar mısınız bilmem. Tabii canım. Ha, yani o bile o, dikkat çekmişti. Biliyorsunuz Buca'dan çıkmadır o. Evet. Gerçek Bucalı. O bile o söylem çok ciddi dikkat çekti. Bilmiyorum yani bu dönemi yavaş yavaş toparlayacağız. Sizin yani o heyecanınız, dinamizminiz inşallah karşılık verir. Peki sizi ürküten şeyler var mı? Yani bu kadar kuvvetli adaylar var. Yani her parti aday çıkarıyor diyorsunuz bir de. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bucalı nasıl düşünür böyle durumlarda? Ben öncelikle bu medeni cesaretini göstererek aday olmuş bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum öncelikle. Hepsine gönülden başarı diliyorum. Ve centilmence bir adaylık, bir seçim süreci gerçekleştirmek istiyorum ve o arkadaşlarımın da aksini düşündüğünü tahmin etmiyorum. Hepimiz Buca için bir şeyler yapma arzusu içerisindeyiz. Ben de çıkarken bu iddiala çıktım. Tereddüt yaşadığım hiçbir konu yok. Şahıs olarak her arkadaşım kıymetli benim için. Ama ben çok iddialı bir insanım. Hayatımda iddiam olmadı, hiçbir şeye başvurmadım. İddia koyduğum yerde ciddi anlamda kendimi de, kellemi de, gövdemi de o alana koyarım. Ben Buca'yı çok seviyorum. Buca'nın gelecek o önümüzdeki 5 yılı içinde uykusuz kalmaya da razıyım. Kendimi ona göre hazırladım. Ve çalışmaya da hazırım. Hiç tereddütsüz. O enerji bende var. O bilgi birikim bende var. Ben sadece orada orkestra şeflik yapmak için gidiyorum. Bu işin uzmanlarıyla çalışacağız. Ben doğru insanları Buca'ya getirip artık o kaybedilecek zamanı olmadığını anlatmam gerekiyor gelecek arkadaşa. Ve hızlı projelerle, hızlı çözüm önerileriyle birlikte. Belediyenin o kapasitesi, o iş gücü elemanların tamamıyla
kol kola vererek hızlı bir şekilde sahaya inmek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Çünkü vatandaş bunu bekliyor. Buna emin olun. Doğru. İzmir'de de bunu bekliyor. Bucalı'da bunu bekliyor. Doğru. Hızlı bir şekilde çözümler bekliyor. Ve o güç, o kudret bizde var. Yani deprem korkumuz da var. Buca en sağlam diyorduk. Buca da sallanmaya başladı. Yani bazı planların, projelerin artık bu dönem bitmesi lazım. Yani gerçekten korkuyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben sizi yine bekliyorum. Şu seçim kurulu da netleştirecek, evet, her şey. Sonra, evet. Ben yine bekliyorum. Daha lokal Buca konuşalım. Tabii ki. Şu Şirinyer Buca şeyini konuşalım. Ben çünkü Kızılçullu Derneği'ni de çok severim. Çok da sık. Eskiden çok sık giderdim. Bizim de çok değer verdiğimiz, evet, bir dernektir. Hoşuma da gider o atışmalar aslında. Orada dernek var. O dernekte o bölgeye iyi sahip çıkıyor ve aktif de çalışıyor. Doğru. Yöneticileri de çok değerli. O bölgedeki yaşayan insanlar da çok değerli aslında. O atışma aslında güzel atışmalar. Güzel atışmalar tabii. İnsanı ufkunu açan atışmalar. Kesinlikle. Geçmişten bu tarafa hep böyle. Ben size gerçekten kalbi başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yolunuz gerçekten açık olsun. Hepimizin. Siz ne zaman isterseniz buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz çok var. Çok sağ olun. Gerçekten bu sefer İzmir kazansın, Buca kazansın. Vallahi birileri de üzülecekse üzülsün. Biz çok üzüldük çünkü. Temennimiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, çok sağ ol. Bugün gerçekten haftaya çok güzel başladık. Ya canım, aday olduğu ilçenin çocukları başka bir farklıdır canım. Şimdi ben niye seçiyorum? Benim şartlarım var arkadaşım. Bana gelecek aday ikametgahını gösterecek yani. Ben çünkü deliyim. Ben deliyim yani. Efendim, bugün İYİ Parti adı Buca adayı sevgili Suat Nezir'i konuk ettik. Yarın yokum. Çarşamba günü de ama çok enteresan bir aday. O da İYİ Partili. Onu söyleyeyim. O benim kardeşim gibi. Benim ilk göz ağrım Balçova çünkü biliyorsunuz. Balçova deyince akan sular duruyor. Hicran kardeşim gelecek çarşamba günü. Acayip bir muhabbet olacak. Böyle Balçova'nın sokaklarına dalacağız. Güzel olacak yani. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi efendim, herkes kendinden sorumludur. Birer tane oyumuz var sadece. Lütfen bana ne demeyin. Lütfen umursamaz davranmayın. Lütfen sizi yok sayanları var sanmayın. Yoklar çünkü. Hoşça kalın efendim. Ne mutlu Türk'üm diyene.